بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Geldik son ayetlere inşallah. Ne dedik? Fatiha suresi 3 bölümden oluşuyor. Birincisi, Allah'ın huzuruna girdiğimiz için önce tazim ediyoruz. Allah-u Teala'ya hamd ediyoruz. Alemlerin Rabbi olan, Rahman ve Rahim olan, kıyamet gününün padişahı ve sahibi olan Allah'adır bütün hamdler. Sonra kulluğumuzun bir dünyalık maksada bağlı olmadığını, tamamen Allah'ın rızasını kazanmak için olduğunu, yani niyetimizin çok sağlam tuttuğumuzu ifade ederek ve de bir insanın Allah'a kulluk yapmaktan geri duramayacağını ifade ederek, geri durarak insanlığını elinde tutamayacağını ifade ederek ne diyoruz? Ancak sana kulluk eder. Kulluk mutlaka ederiz de onu da ancak sana ederiz. Yani niyetimizi sağlam tutar ve ibadetimizi mutlaka yaparız manasında ve ancak senden yardım talep ederiz. Bu kulluğumuzu çünkü sana, senin gibi bir padişaha yakışan hizmeti biz yapamayız. Bizim gücümüz yetmez sana yakışanı yapmaya. Onun için ne diyoruz? Senden yardım talep istiyoruz. Yardım talep ediyoruz diyoruz. Yardım et ki ne alem, şu kevn aleminde husule gelen ne güzel iş varsa hepsi senin yardımında. Ben yaptım, ben başardım, ben harikayım diyen şeytanın eline düşer. Allah-u Teala rahmet etti, yardım etti de yapmak nasip oldu. Kul böyle söyler. Hazreti Ali radıyallahu teala'nın yüzünde yazardı diyor. وَمَا تَوْف۪يقِ اِلَّا بِاللّٰهِ. Eğer bir güzel işi yapma ya nail olduysam Allah'ın yardımıyladır o mutlaka. Öyle de yazdı diyor yüzünün şeyine. Peki işte ikinci bölümümüzde bu. Üçüncü bölümümüze geliyoruz. Üçüncü bölümümüzde nedir? Duadır. Allah-u Teala'dan isteyeceğiz. Celle Celaluhu. O dua bölümü başlıyor. Kul tabii Allah'ın huzuruna çıktı. Orası Rabbi ile baş başa, karşı karşıya olduğu yer. Ne istesin? Ne istesin kul? Ne talep etsin Rabbinden? Böyle bir mübarek makama geldi. Direkt Allah'la konuşuyor Celle Celaluhu. Hatta Rabbi ile muhatap, yani senden diyor. Gayb aleminde olarak değil. Rabbimiz böyle yapsın demiyor. Direkt karşılıklı. Bu duruma, bu makama gelen kul ne istemeli Allah'tan? Bir ev ver, bir de araba diye söylüyorsa orada hataya düşüyor demektir. Direkt o duayı da bizden Allah-u Teala öğretiyor bize Celle Celaluhu. Kulum, benden isteyeceğin en önemli şeyi sana söylüyorum. Bunu benden devamlı iste. Nedir o? İhdine sıratal müstakim. İhdi kelimesi emir fiilidir. Emir fiili normalde Türkçede de kullandığımız gibi emretmek. Ama büyük küçüğe söylerse emir ifade eder. Küçük büyüğe söylerse arzdır. Talep. Hidayet eyle. Terbiyeli tabiri bu. Hidayet eyle. Biz aciz kullar Yüce Rabbimize hitap ettiğimiz için nedir? Temennidir, taleptir. İhdi hidayet eyle Rabbim. Kime? Na bize. Na zamirdir. Nefs-i mütekellim zamiri. Ma'al gayr derler. Meful düşüyor burada. Na olarak geliyor. Bizi ulaştır, bizi hidayet eyle, bize göster, bizi doğrult. Nereye doğru? As-sırata, yola. Sırat yol demek. Sırat köprüsü diyoruz ya, yol köprüsü. O sırat ona isim olmuş. As-sırata, yola ulaştır bizi. El-mustakim, müstakim olan yola ulaştır bizi ya Rabbi. Dost doğru olan, direkt sana gelen, şeytanın müdahale edip de kandıramadığı, bozamadığı o sapa sağlam yola bizi ulaştır.
Kimin yolu bu? Falanca cemaatin yolu, filanca cemaatin yolu, falan partinin, filan partinin. Onu bize yine Allah buyuruyor. Burayı böyle bıraksaydı herkes bizim yolumuz derdi. Yol burada belli. Kimin yolu bu? İstenilen yol kullarım. Falan ırkın, filan ırkın da değil, şuranın yolunu istiyoruz biz. O yoldan bedel de sıratallezine, öyle kimselerin yolu ki en'amte aleyhim, sen onları nimetlendirdin. Yüce iman ile, kutlu bir iman ile, göklerden indirdiğin nur ile, asker ile, melekler ile donayıp da kuvvetlendirdiğin o kutlu peygamberlerin ve sahabe-i kiramın yolu. Biz ona ulaşmak istiyoruz. İlim yolu, takva yolu, Allah yolu, muhabbet yolu ve neticede akidesi sağlam olan ehli sünnet yoluna bizi ulaştır ya Rabbi. Nefsin oyunlarından uzak, şeytanın hilelerinden uzak, kalbini ihlas ile Rabbine bağlamış olan o sahabe-i güzin efendilerimizin yoluna bizi ulaştır. Ne büyük insanlar ki onlar duasında Müslüman 40 rekat namaz kılıp her rekatında onların yoluna ulaşmayı istiyor. Onlar basit insanlar değil. Bizim gibi insanlar diye böyle söyleyip edepsiz bir tabir kullanıyorlar ama onlar bir namazındaki huşuyu kaçırdığı için sahip olduğu tek bahçeyi Allah yoluna sadaka verebilecek kadar sağlam imana sahip insan. Şimdi düşün, biz namaza durduk. Sahabe-i kiramın imanına sahip olsak, araba geldi aklımıza, arabayı ver. Ev aklına geldi, evi olanlar tabii. Evi de verin. Bilgisayar geldi, onu ver. Telefon geldi, onu ver. Maaş geldi, onu ver. Sonra hanım evde silahla bekler. Bizim gücümüzün yeteceği bir iman mı bu yani? Bizim yapabileceğimiz işim bu. O zaman ki fakirliği, fena bir fakirlik. Şimdi biz mesela zengin değiliz diyoruz ya biz. Ama bizim soframıza bir otur da bak. Firavun'la aynı sofra. Mısır'ın kralının sofrasında bulunan hemen hemen her şey var bizimkinde. Hepsi var. Fakiriz biz güya. Ama peygamberin zamanında sağ olsun fakirlik demek. Yani belki iki günde bir yemek yemek demek yani. Aç kalıp da yaprak yiyip koyun gibi pisliğimiz olurdu diyor Sa'd ibn Ebi Vakkas radıyallahu teala. Öyle bir fakirliğin olduğu zamanda sahipsin sen bir bahçeye, müthiş bir zenginsin demek oluyor yani. O durumdayken namaz kılarken bahçesi aklına takıldı diye namazı bitiriyor. Resul-i Ekrem'in huzuruna gidiyor. Ya Resulallah, bu benim bahçem, Allah'la arama girdi diyor. Bunu alın. Nereye istiyorsanız oraya harcayın. Böyle bir iman. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve selleme ayakkabı hediye ettiler. Secdeye gitti. Rükûya gitti. Tamam. Sonra namazı bitirdikten sonra alın bunu bana verenlere götürün. Namazda diyor beni meşgul etti. Orada rükûya gittiği zaman herhalde Fahri Can Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem nasıl ise orada yaşadı bir şey. Bu kadar üstün ve yüksek bir imana sahip insanlar onlar. Onun için biz Allah-u Teala'dan günde 40 kere ya Rabbi bizi onların yoluna ulaştır diyoruz. Ayakkabı dediğin, ayakkabıdan namaz oluyor mu? O zamanlar kılmıyordu ayakkabı. Evet. Topraktı zaten şey. Evet. Ayakkabıyla namaz zaten olur. Ayakkabı yeter ki secdeye gittiği zaman şöyle parmaklar bükülsün yani. Hatta eskiden, şimdi Allah'a şükür, Allah razı olsun hizmet eden devlet ricalinde, şimdi rahat rahat namaz kılıyorlar. Eskiden askeriyede namaz kılma derdi vardı ya. O zaman ne diye fetva veriliyordu işte? Sen ayakkabıların botlarını çıkartıp tekrar giyemiyordu adam. Botun üstünden mes yap. Geç kenarı orada botla birlikte namazı kılarsın. Botu böyle büküyorsan tamamdır, namazın olur yani. Allah'ın izniyle. Celle Celaluhu. Evet. Sıratallezine en'amte aleyhim, en'ame. Şimdi ellezine ismi mevsul derler Arapçada. İsmi mevsullerden ne anlatabiliriz size? Öyle bir şey ki, öyle bir sıfat manasında genelde kullanılıyor. Mesela
burada muzafile olarak gelmiş. Öyle insanların bu cemidir, çoğuldur. Ellezî müfredî, ellezî müfredinin cemisi. Ellezî öyle bir şey ki, ellezîne öyle kimseler ki. Sırata yoluna ellezîne öyle kimselerin ki. Bu Arapçada bir tabirdir. Diğer kelime bizim şeylerde pek kullanılmıyor. Arapçada çok kullanılıyor bu isim mevsuller. Gelen zatın dikkat çekmek için. Öyle kimseler ki şöyle yaptılar diyor. Öyle kimseler ki merak ediyorsun sen yani biraz. En'amte aleyhim ya Rabbi, sen onları nimetlendirdin. Biz onların yolunu istiyoruz senden. Onların yoluna ulaştırmanı bize istiyoruz, bekliyoruz rahmetinle. Neyi istemiyoruz? Kimlerin yolunu istemiyoruz? Gayri hariç el mağdubi aleyhim. Kendilerine kızılan kişiler. Vela yine değil addallin. Sapıklaşmış insanların yoluna. Mağdubi aleyhim tefsirinde kendilerine kızılan Yahudiler kastedilmiştir diye söyler. Dallin sapıklık tefsirinde Hristiyanlar kastedilmiştir diye söyler. Ama bu bir tefsirdir. Farklı bir sürü manalar da burada güdülebilir. Mağdubi aleyhim, Allah Subhanahu ve Teala'nın gazap etmiş olduğu amelleri işleyen kişiler nedir? Kimdir onlar? Namazı terk edenler. Kimdir onlar? Allah'a ve Resulüne yanlış konuşan, sahabe-i kerama yanlış konuşan, Resul-i Ekrem'e muhabbetsiz kimseler mesela. Hepsi kendilerine kızılan insanlardır. Mağdubi aleyhim, günah işleyen kişiler. Aleni günah işleyen kişiler. Mağzuptur, kızacaksın ona. Münker işliyor çünkü. Allah'ın istemediği işi yapıyor çünkü. Onların hiçbirinin yolunu istemeyiz. Veladdallin de belki bugün en manalı, en güzel tefsiri nedir? Bana Kur'an-ı Kerim yeter deyip de Resul-i Ekrem'in hadisi şeriflerini kabul etmeyen sapıkların yolunu istemiyoruz Allah. O sapıklar ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin mübarek hadisi şerifleri keyiflerine uymuyor diye onları kenarıya atıyorlar. Resulullah'ı şeytan perdenin arkasından Resulullah'ı istemiyorum diyor. Onlar da fark etmiyor onun nereden geldiğini, sesini ayırt edecek kuvvete sahip değiller. O hadis uydurmadır, Kur'an'a uymuyor. Bu hadis Kur'an'a uymuyor, şu hadis Kur'an'a uymuyor diyerekten Resulullah'ın mübarek nurlu sözlerini inkar eden o sapıkların yolunu istemiyorlar. Veladdallin. Gayril mağdubi aleyhim. Keyfi için, biraz daha parayı çok kazanmak için mazlum insanların canlarına kıyan, o kendilerine kızılan zalimlerin yolunu istemiyoruz. Biz Osmanlı evladıyız. Biz keyfimiz için kimsenin canını yakmayız. Avrupa'daki kafirler gibi biraz daha şey, ne derler, keyifleri, rahatları gitmesin diye Orta Asya'daki şeylerin hepsini, Müslümanların, fakirlerin hepsini katledebilecek kadar zalim kalbe sahip olan o kişilerin yolunu istemeyiz. Refahını, ferahını düşünerekten insan kanı içenlerin yolunu istemeyiz. Allah muhafaza buyursun. Sonra da bu duanın sonunda hep birlikte ne yapıyoruz? Amin. Amin diyoruz. Amin ismi fiildir Arapçada. Manası nedir? Duamızı kabul eyle demektir. Müthiş bir kısaltmadır yani. Amin. Hristiyanlar da zaten Müslümanlardan kıskanıp onlar da amen, amen diye söyler. Bizimki amin. Allah'ın duamızı kabul eyle manasında diyor. Evet. Bu da Fatiha suresinin 3. bölümüdür. Dua kısmıdır. Allah'tan talepten bulunma kısmıdır. Allah Subhanahu ve Teala'ya zaten hep dua edici olmamız lazım. Çünkü duanız olmazsa benim yanımda bir kıymetiniz de olmaz diyor Allah-u Teala. Subhanahu ve Teala. Ve yapılacak duanın en güzeli budur. Onun için nice Evliya-i Kiram, İmam Gazali Hazretleri gibi mesela duanın adabını anlatırken, güzel duaları bize söylerken önce duanın başına Fatiha'yı koyarlar. Ondan sonra duaları zikrederler mesela. Çünkü Fatiha'nın içerisindeki bu dua mükemmel bir duadır gerçekten. İnsanın kendine isteyebileceği en güzel şey. Çünkü en güzel kulluk bu. Peygamberimizin yaptığı, sahabe-i kiramın yaptığı. Biz de onu istiyoruz. Biz de onu istiyoruz. Ondan uzak olanlar kimse, onlar mağzubin aleyhimdir, onlar dalilindir. Biz onları istemiyoruz. Ya Rabbi diye Allah'tan
niyaz ediyoruz. Hem kendimiz için buradaki na'yı unutmayalım. İhdini demiyor hiçbir kul. Beni hidayet eyle demiyor. İhdina hepimizi. Saf tutup birlikte el bağlayıp namaz kıldığımız bütün kardeşlerimizi de dışarıda şeytana kapılmış, senin önünde secde etmeyi unutmuş kardeşimi de, dünyanın öbür tarafında İslam'ı duymamış veyahut da kötü anlatılmış, o da kötü olduğunu zanneden oradaki kafir insana da ya Rabbi hidayet et. Güzelliğin, insanlığın en zirvesi olan Peygamberimizin ahlakına, imanına, ibadetine ulaştıracak o kutlu yolu bizlere yollayla inşallah diye dua ediyoruz. Bana değil, bütün insana. Çünkü sen kendini düzeltmenle dünyayı düzeltemezsin. Hepimiz düzeldiğimiz zaman sen çok güzel bir kul oldun ama etrafındakiler hiçbir şey yok. Onun için güzel kulluğun bir şartıdır. Herkese dua et. Her yeri düzeltmeye çalış. Allah'ın nurunu her yere yaymaya çalış. Yani. Evet, Fatiha suresinde böyle tamamı erdirmiş olduk inşallah. Bundan sonra yine Kur'an-ı Kerim'in sonundaki namaz surelerinden yavaş yavaş gidelim. Bizim buradaki ana maksadımız nedir? Namaz kılarken, İslam'ın en büyük ibadeti namaz kılarken, okurken sureleri, manalarını tefekkür edelim ki huşu ile namaz kılmış olabilelim. Onun için Fatiha suresi de Kur'an kıldığımız namazlarda en çok okunan sure olduğu için ondan başladı. Evet. Allah-u Teala anlaya anlaya okumayı nasip eylesin bizlere. Her zaman hem namazda hem dışında. Fatiha.